Bu bölümümüzde tiyatro sanatının nasıl ortaya çıktığından ve gelişim sürecinden bahsedeceğiz. Tiyatronun kökenine dair en yaygın kabul, ritüel ve mitolojiden ortaya çıkması. Tabii bu konuda birçok kuram var. Antropologlar tarafından saptanan sürece baktığımızda insanlar eski dönemlerde temel ihtiyaçlarına erişim sağlarken henüz bunların doğal süreçlerini idrak edemedikleri için doğaüstü bir inanış geliştiriyorlar. Onların keşif sürecinde elde ettikleri neden-sonuç ilişkisi bir süre sonra kalıplaşmış bir döngü haline alır. Topluluk bu yinelenen tekrarı sürdürerek bunu bir ritüele dönüştürmüş ve izleyiciler de doğaüstü gücün simgesi haline gelmişlerdir. Bu ritüellerin anlamlandırılması ve doğru tanımlanabilmesi için de hikayeler geliştirmeye başlıyorlar. Süreç içerisinde bu mitler gerçek öğelere ve olaylara dayanarak şekillenmiş ve hikayeler de biçim değiştirmeye başlamıştır. İnsanlar dünya ile aralarındaki bağı anlamlandırmak, önlerine çıkan kaynakları tanımlamak, var olan araçları hayatlarında pratik bir düzene oturtmak, bilgiyi koruyarak aktarımını sağlamak, toplumda bir güç mücadelesi sonucunda elde edilen başarıları aktarmak gibi pek çok sebepten ritüeller geliştirmiş olabilirler. Zamanla bu ritüellerin çevresinde gelişen mitler toplumsal yaşama adapte olmuş ve kimisi sürdürülmüş, kimisi de terk edilmiştir. Bu hikayeler zamanla törensel bağlantılardan uzaklaşılarak dramın oluşumuna zemin hazırladı. Sonrasında ritüellere estetik bağlamda yaklaşılması ile de tiyatro sanatı şekillenmeye başlamış oldu. Ritüeller ve mitoloji genel olarak bütün toplumlar için önemli olduğundan dolayı tiyatronun oluşumunda tek kaynak olarak görülmese de önemli bir kaynak olduğu sık sık vurgulanır. Bu konudaki bir diğer kuram tiyatronun hikaye anlatıcılığından doğması üzerine. Genel olarak hikaye anlatıcılığı ve dinleyiciliği toplumların kültüründe önemli bir yer edinir. Herhangi bir konuda anlatıcılık geliştirmeleri daha sonra yinelenen bir etkinliğe dönüşmüş olabilir. Nitekim savaş, avcılık ya da herhangi bir konuda kazanılan başarı gibi. Hayvan seslerinin ve hareketlerinin taklidi de yine tiyatronun doğmasına yönelik kuramlar arasında. Bu taklit etme mekanizmasının zamanla hareket eklemlenmesiyle de tiyatral bir etkinlik haline dönüşmesinden bahsedilir. Başta da söylediğim gibi mitolojik kaynaklar tiyatronun gelişimi için oldukça önemli. Mısır mitolojisi kaynaklarında çok fazla ritüel var. Bunların hangilerinin bir temsil eylemiyle gerçekleştiği net bir şekilde ortaya konulamıyor ancak dikkat çeken önemli bir ritüel olarak Osiris'in ölümü ve dirilişini ele alan Abydos acı çekme oyunundan bahsedebiliriz. Önce Osiris'in kim olduğuna bakalım. Osiris, Mısır mitolojisine göre yeryüzü tanrısı Geb ile gökyüzü tanrıçası Nut'un en büyük oğlu. Onunla ilgili kaynaklarda Osiris'in bir taç ile doğduğu ve güneş tanrısı tarafından tahta geçmek için seçilmiş kişi olduğundan bahsedilir. O ve kardeşi evliler, bu ikili uzun bir süre Mısır'ı yönetiyor. Osiris'in hayatı ve trajik ölümü ile ilgili farklı hikaye versiyonları var. Birinde erkek kardeş Set, Osiris'in başarılı bir hükümdar olmasından rahatsızdır ve onu öldürmeye karar verir. Set, Osiris'i öldürmesinin ardından bedenini parçalara ayırarak Mısır'ın çeşitli yerlerine gömer. Osiris'in parçalara ayrılan bedeni toplandıktan sonra onun için sihirli bir iksir hazırlanır ve çürüyen bedeninin tekrar canlandığından bahsedilir. Tanrıların yardımı ile Osiris'in cesedi korunmaya alınıp böylece mumyalanan ilk kral olur. Ardından Osiris'e tekrar can verildiğinden ve yeraltı dünyasına indiğinden bahsedilir. Bu mitle ilgili de birkaç farklı hikaye var. Birinde zamanla tanrıların Osiris'in yeniden canlanarak ölülerin kralı, yargıcı olmasına, sonra doğan oğlu Horus'un da yaşayanları yönetmesine karar verdiğine dair.
Mısır'ın kutsal yeri olan Abidos'ta Osiris ile ilgili olan bu ritüel, acı çekme oyunu, uzun bir süre her yıl temsil ediliyor. Osiris'in hayatındaki önemli olayların tekrar tekrar canlandırıldığı bu tiyatral gösterilerde, rahiplerin başrollerde yer aldığı ve kalabalığın da halkı temsil ettiği düşünülür. Osiris'in bir tapınma figürü olarak ilk ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Osiris aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuş arasındaki bağı da simgelemesi açısından önemli bir figür haline gelmiştir. Sümer, Babil gibi uygarlıklarda da bu tarz ritüellerin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Antik Yunan tiyatronun gelişimi ve dönüşümü için oldukça önemli. Bazı tarihçiler de Mısır ve Orta Doğu geleneklerinin buna zemin hazırladığının altını çizerler. Batı felsefesine yön veren Antik Yunan, zaten yapısı itibariyle insanı merkeze alan ve varoluşa, dünyaya ilişkin sorular sorarak yaşayan canlı bir yer olarak tanımlanabilir. Tiyatro ile ilgili ilk sistematik düşünce ürünü Aristoteles'in Poetikası olarak kabul edilir. Kitabı okumayı düşünüyorsanız, Sevda Şener'in Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi'yle birlikte bu kitabı eş zamanlı olarak okumanız, kitabı daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu kitapta Aristoteles, insanların entelektüel etkinliklerini bilme, eyleme ve yaratma olarak üçe ayırıyor. Sanatları sınıflandırmasının ardından da tragedya türüne dair tanımlamalar, çıkarımlar geliştiriyor. Tragedyanın Antik Yunan'da Dionysos adına düzenlenen törenlerde Dithyrambos olarak tanımlanan ilahilerden doğduğu düşünülür. Ancak tragedyanın kelime olarak nasıl ortaya çıktığına ilişkin kuramlar da bu konuda yetersiz kalmıştır. Herodot'un kaynaklarında Antik Yunan'da Dionysos adına gerçekleşen bu törenlerin kaynağının Mısır ritüellerinden yola çıkarak geliştiğinden bahsedilir. Şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenen bu törenlerde zamanla koro şarkısı ve dansı gelişmiştir. Bu etkinlik, ödül olarak verilecek kutsal bir hayvanın ya da kurban edilecek bir hayvanın çevresinde yapılan danslardan oluşur. Bu anlatı biçimine belirli dizeler, konuşan, yanıt veren kişi eklemlenmesiyle de diyaloglar oluşur. Bu noktada tespisten bahsedebiliriz. Tarihte koro başı ile konuşmaya giren ilk kişi olarak tanımlanmıştır. Burada bir kişiliğe bürünüp onu canlandırma eylemi oyunculuk sanatı için dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu etkinliklerin yavaş yavaş dinsel törenlerden arındırılması ile de tiyatro bir sanat biçimi olarak ortaya çıkar. Sevda Şener'in kitabında Yunanca teke anlamına gelen tragos sözcüğüyle şarkı anlamına gelen aedi sözcüğünün birleşmesiyle tragedi adını aldığından bahsedilir. Ama bu konuda da çok fazla kuram olduğu için bunlardan biri diyebiliriz. Atina hem mevcut konumu hem de kültürüyle tiyatro sanatının gelişmesine oldukça katkı sağlamış bir yer. Yunanlılar tanrılarını her yıl düzenledikleri şenliklerle onurlandırmışlardır. Atina'da Dionysos adına her yıl 4 şenlik düzenlenmiş ve kent Dionysos'unda da ilk kez dram sergilenmiştir. Bu dönem içerisinde Sofokles, Euripides, Eskilis, Aristofanes gibi yazarlar yetişmiş ve günümüze de eserleri ulaşmıştır. Videonun sonunda bu döneme ait okuyabileceğiniz tiyatro oyunlarını da sizler için derledik. Bu bölümümüz böylece sona eriyor. Soru ve görüşlerinizi yorumlara ekleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.